Ne oldu? Niye gülüyorsun? Ağlanacak halime gülüyorum işte Nazo. Ay Güzide. Beni en çok ne yaraladı biliyor musun? Oğlumun yaptıklarını o kadından duymuş olman. Yo, hayır. O kadın beni şaşırtmadı. Seni şaşırttı mı? Yo, Yani. hayır. Değil mi? Şaşırmadık. Beni asıl yaralayan ailemin yalanlar imparatorluğu kurmuş olması. Kızım, kocam, yalancının önde gideniymiş. Ama benim haberim yok, haberim yok. Ben bunları nasıl anlamadım? Ben nasıl bu kadar uyudum? Yani ben zaten kendime çok öfkeliyim. Çok kızıyorum kendime. Bu kadar mı aptaldım ben ya? Ama insan yani evladına güvenmez de kime güvenir Allah aşkına? Güzide yapma Allah aşkına. Kendini suçlayıp durma. Yani insan ailesi hakkında böyle bir şey düşünebilir mi zaten? Oğlum hanım artık ne yaparsa yapsın, nasıl bir hayat kurmak istiyorsa kursun. Asla katiyen karışmayacağım ona. Ama o Tarık'ın yanına bırakmayacağım. Ona öyle bir şey yapacağım ki. Ne yapacaksın? Bilmiyorum, daha düşünmedim. Ama doğduğuna pişman edeceğim onu. Bak görürsün. Sen. Evet. Doğduğuna pişman edeceksin, evet. Tarık. Hayatım, bunu ilk gün yapacaktın. O ilk gün sürüm sürüm süründürecektin. Ama sen o kadar gururlusun ki. Yok hakkını yemem. Yok evine baskın yapmam. Evet haklıydın, doğru olan sendin. Ama bu adama böyle muamele yapılmaz. Balyozu kafasının ortasına indireceksin, gör bak. Evet, indireceğim işte. Yani artık indireceğim onun kafasına. Anladın mı? Öyle bir zamanda indireceğim ki dünyasını şaşırtacağım ona ben. Sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında Tarık belasını bulmuş biliyor musun? O kadına niye söyledin diye bakarken öyle bir köpürdü ki. Ah Güzide. Beter olsun. Ve Öykü Hanım pastanesi en güzel ürünlerini sunar. Cevizli kurabiye. Eline sağlık. Gel bakalım, gel. Gel masaya geçelim. Ay ay ay. Ay. Bak Güzide, görüyor musun neler yapmış? Eline sağlık Öykücüğüm. Öykü,